Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile kasma sorununu gidereceğiz. Ama bu sefer emülatör kullanan kardeşlerimiz için gidereceğiz arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla geliyordu. İşte mobil için çekiyorsun, emülatör için de çeker misin? Sen sadece mobilcilere falan düşünüyorsun. Bu tarz yorumlar çok geldi. Ben de sizleri kırmamak adına böyle bir video çekiyorum. Biliyorum arkadaşlar, uzun zaman oldu gameplay videosu atmayalım. Sürekli 60 FPS kasma sorunu, bu tarz videolar geliyor. Bundan ötürü de kusura bakmayın. Düzeni yeniden sağlayacağız arkadaşlar ve haftada 1 veya 2 video atıyorum, biliyorsunuz. Çoğunuz diyor işte abi neden 1 veya 2 video? Sen sürekli at, biz izleriz. Eyvallah kardeşlerim, izlersiniz ama bir zaman sonra sıkılırsınız diye. Yani bizim kanal sadece PUBG Mobile üzerine kurulu olduğu için bir zaman sonra sıkılacaksınız. Ben de sıkılmamanız adına haftada 1 veya 2 video atıyorum arkadaşlar. Farklı oyun serilerine başlarsak veya farklı bir serilere başlarsak haftada video sayısı artabilir. Her neyse, bugün şimdi emülatör kullanan kardeşlerimiz için bir çözüm buldum. Öncelikle şunu söyleyeyim, Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız FPS'iniz daha yüksek olacak. Çünkü ben Nvidia kullanıyorum ve Nvidia'ya göre ayarlar yapacağım. Bu demek değil ki Nvidia olmayanlarınki düzelmeyecek. Nvidia olmayanlar için de bir çözüm yolu var, onu da göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, şu sağ alt köşeden Nvidia ayarları var. Buradan giriyorsunuz Nvidia ayarlarına. Eğer siz buradan giremezseniz buraya Nvidia arama yerine şöyle Nvidia yazarak, neyse çıkmıyor da, Nvidia ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu sürekli sağ alt köşede açık olur, yoksa ekran kartını kullanamazsınız yani. Nvidia ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle açalım. Bir kere tıklasanız yeter arkadaşlar, açılıyor. Gördüğünüz göze böyle bir bölüm giriyor. Bu arada ben notebook üzerinden giriyorum Asus'un. O yüzden bende böyle bir panel açılıyor. Sizde farklı açılabilir. Şimdi arkadaşlar, burada yapmamız gereken işlem şu. Görüntü ayarları kısmına giriyoruz. Buraya şu üçüncü tiki alıyoruz. Ben her şeyi sıfırladım baştan yapmak için. Şu üçüncü tiki alıyoruz arkadaşlar. Benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver. Altta tiki alıyoruz. Ve bu sizde böyle olabilir, kalite olabilir. Gördüğünüz gibi kalitede köşeler daha net, daha düzgün. Performansı aldığınızda bozuluyor ama performansı alacaksınız. Çünkü oyunları kasmamak. Bu sadece PUBG Mobile için geçerli değil arkadaşlar. Bütün oyunlar için de geçerli. Performansı alıyorsunuz. Bunu uygula diyorsunuz arkadaşlar. Uyguladıktan sonra bir drop yiyor bilgisayar, yani ayarları uyguluyor. Burada işimiz kalmadı. 3D ayarların yönetilmesine geliyorsunuz ve bura otomatik seç olur sizde. Bunlar otomatik seç yapın. Ondan sonra arkadaşlar, bağlantılı optimizasyonu kapalı. Bilgisayar performansı için optimize et kapalı. GUDA GPU'lar tümü. 9 süzme kalite yüksek performans. Bu arada bu ayarları yapın, farklı ayar yapmayın, yoksa ekran kartınıza veya grafik kartınıza bir sıkıntı çıkabilir arkadaşlar. Bu ayarları yapın. Kesinlikle kafanıza göre ayar yapmayın. Şöyle ben göstereyim. Siz bu ayarları yaparsınız. Bu Nvidia grafik kartı kullananlar için geçerli arkadaşlar. Eğer şey kullanmıyorsanız arkadaşlar, laptop kullanmıyorsanız, notebook kullanmıyorsanız, bu optimum gücü, güç yönetim modu var ya, bunu maksimum performansı tercih edin yapın. Ben şu an laptop kullandığım için bunu optimum güç yapıyorum. Çünkü şarjımın çabuk gitmesini engelliyor. Eğer masaüstü kullanıyorsanız maksimum performans alın. Sonuçta şarj diye bir sıkıntınız yok. Bu ayarları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle yavaşça göstereyim. Genelde her şey kapalı oluyor. Ondan sonra bu ayarları yaptıktan sonra uygula diyorsunuz. Burada işimiz bitiyor arkadaşlar. Buraya da dokunmuyorsunuz zaten. PySix yapılandırmasına dokunmuyorsunuz. Neyse, burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra bir de oyuna giriş atalım. Daha doğrusu emülatörü açalım, öyle bakalım. Ha bu arada, hala videoya like atmadın mı? Like atarsan beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursun. Hala like atmadıysan ve bu dakikaya kadar izlemişsen
ayıp etmişsin kanka. Ben senin için bu kadar uğraşıyorum, bir şey demiyorum. Ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilir. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsan da bildirim zilini açıp videolarımdan haberdar olabilirsin. Ve şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden de beni takip edebilirsin. Reklam gibi oldu lan. Evet arkadaşlar, emülatörümüz açıldı gördüğünüzde. Emülatörde siz de direkt oyuna girebilir. Ben şuraya geldim. Ve arkadaşlar, emülatörde yapmanız gereken işlem şu. Şu kısımda 3 tane çizgi var. Menü yazıyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra settings, yani ayarlara giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra buraya dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Dil falan zaten. Aa, Türkçe varmış lan. Bunu bilmiyordum. Türkçe gelmiş. Biz Türkçe yapalım yine. Bu engine'e geliyorsunuz. Motora geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz ayarları yapıyorsunuz. Smart mode, render, change, global render, change yapıyorsunuz. Anti-aliasing'i close yapıyorsunuz. Eğer bu cihazınız çok güçlüyse, zaten cihazınız güçlüyse benim videoma niye geliyorsunuz? Doğru ya. Cihazı kötü olanlar geliyor. Arkadaşlar, memory, yani RAM hafızanız. Bu benim laptopumun, notebookumun hafızası, RAM hafızası 8 GB. Oyun bana diyor ki sen 4 GB'a kadar destekleyebilirsin. Bu da 4 GB'a koyarsanız eğer daha yüksek performans alır. Siz bunu en yükseğe değil de bir tık aşağısını alın, ne olur ne olmaz. Bilgisayarınıza da yük binmesin arkadaşlar. Bunu auto yapıyorsunuz, buna karışmıyorsunuz. Resolution, işte geldik en önemli noktaya. Eğer çok kasıyorsa bu resolution'ı düşürün. Bu çözünürlük arkadaşlar. Ben 1080 pikselde oynuyorum. Resolution'ınızı düşürürseniz kasmalar ortadan kalkacaktır. Siz deneye deneye düşürün. Benim bilgisayar özelliklerim şöyle. Intel i7 işlemci 7. nesil ve 1050 GeForce ekran kartı Nvidia'nın. Ben 1080 pikselde oynuyorum ve gayet de akıcı bir oyun alıyorum. Buradan game'e geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da cihazınıza göre deneyin. SD yapın, HD yapmayın da. Ben Ultra'da da oynayabilirim fakat gerek yok, yani cihazı yormaya gerek yok. Ben 1080 pikseli tercih ediyorum. Siz bunu cihazınız kötüyse 720 piksele alabilirsiniz. Buradan da grafik kalitesini de, ben HD'de oynuyorum. Sizin cihazınız kötü olursa Smooth'a alabilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine aynı işlemi yapıyorsunuz. 720 piksele alırsınız cihazınız kötüyse. Herse buradan save diyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki işte bu ayarların yapılması için emülatörü kapatıp açmanız gerekiyor. Ben ayarları değiştirmedim. Gösterdiğim ayarları yapın arkadaşlar. Her zaman en düşüğü tercih edin. Ve şunu da söylemek istiyorum. Videomun altına yorum yazacaksınız. Ben Tencent'ın emülatörünü kullanmıyorum. Bana farklı bir emülatör kullanıyorum. Onunla videosunu çeker misiniz? Çekmeyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü gerek yok. PUBG Mobile'ı en stabil, en yüksek FPS'lerde çalıştıran emülatör kendi emülatörüdür. Bunu da söyleyeyim. Her zaman kendi emülatörünü tercih edin. Şimdi bir oyuna giriş atalım. FPS'lerimize bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda PUBG Mobile'e girdik ve oyunun desteklediği en yüksek grafik ayarlarındayız. Ve şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar, şu anda 55 FPS falan alıyorum. Bu da cidden çok güzel bir rakam. Oyunun en yüksek grafik ayarlarında bunu alıyorum. Sizler de benim gibi yüksek FPS'ler alabilirsiniz. Şimdi bir oyuna girim dedim. Savaş modunda girim dedim. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Hem uzun zamandır bir gameplay gelmiyor. Biraz oyun oynayalım. Nasılmışım ben de, paslanmış mıyım? Gerçi oyun oynarım, çaktırmayın da. Bak, bu çok kötü bir sıkış. Bunu görmezden gelin arkadaşlar. Oo, millet sıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akıyor. Hiçbir drop, hiçbir kasma söz konusu değil. Ama arkadaşlar bazen benim mi pingim var? Galiba benim pingim var arkadaşlar. Biraz internetim kötü bu aralar. Aa, kilimi çaldılar mı yoksa adam mı öldü? Güzel. Şöyle rushlayalım. Arkadaşını kaldıracak ama. Böyle bir el bombasını sallayayım.
Gerçi kısa sürede kaldırılıyordu diyebiliyorum. Arkadaşlar ben ne diyordum, unuttum ya. Ooo 3 kişisiniz, olmaz ki böyle. Lan dur bari şunu alaydım ya, kilimi de çaldılar. Bu arada arkadaşlar hiçbiriniz PC için ekran kaydetme programı önermemişsiniz. Ben de saçma sapan programları deniyorum gördüğünüzde. Ve benim normalde almış olduğum FPS 60, sabit 60 alıyorum. Şu anda 55 FPS falan alıyorum. Bu da ekran kaydetme programından dolayı herhalde bana da biraz değişik geldi diyebilirim. Şu uçağımızdan bir kere daha atlayalım. Ondan sonra oyundan çıkacağım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yani AMD kullananlar için emülatör ayarlarını yapacak. Nvidia kullananlar hem Nvidia ayarlarını hem de emülatör ayarlarını yapacak. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Bu arada şöyle droplar giriyor gördüğünüzde. Bu Allah dur düşeceğiz. Bu arkadaşlar oyunla alakalı, yani ya bununla yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İster şöyle alalım şunları da. Of of of, arkadan yiyorum. Nereden sıkıyor? Adam indi. Şunu da alalım arkadaşlar. Oyunu kapatalım artık. Allah Allah, buraya paraşütte biri düşmedi mi? Bizimkiymiş. Oo, bizimkini öldürdüler. Yok, öldürmediler. Bir kill daha alalım arkadaşlar. Ondan sonra vallahi oyuna kaptırdım şu an kendim. Oo, beni de kaldır, beni de kaldır. Neyse. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Şöyle de PUBG'yi kapatalım, uyuyacağım. Yarın da montajı yapacağım artık. Yarın büyük ihtimal gameplay videosu gelecek. Bunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Her şey, kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açarsanız atacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoda hoşunuza gittiyse veya yardımcı olabildiysem like atın. Kafanıza takılan sorular olursa yorum olarak veya bana Instagram'dan yazarak bildirebilirsiniz arkadaşlar. Her şey, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hello, do you receive my echo? My life is a party, my home is the club.